bugün size hayatımın uzunca bir döneminde masada çatışmalara neden olan bir konuyu, hatta benim de ondan çözüm üretmekte zorlandığım bir konuyu çözmeme yardımcı olan bir kitaptan bahsedeceğim. Kritik bir kitap yani, gerçekten işe de yarıyor bir konuyu anlamayla alakalı. İsmi Hayvan Yemek. Jonathan Safran diye bir yazara ait, genç bir yazar, 1977 doğumlu, felsefe bölümü mezunu. 2009 yılında yazmış bu kitabın kendisini de. Hayvan Yemek kitabını hemen ismini gözümüzde canlandırdığımızda, hani böyle vejetaryenlikten, veganlıktan bahsedecek, işte o vegan cümlesi geçer geçmez zaten o bahsettiğim cümlenin başındaki bahsettiğim çatışmanın hikayesi hemen zihnimizde canlanabiliyor. Çünkü bir tarafta tutkulu hayvan severin oluşturduğu çatışmalı bir dil, öteki tarafta ben et yemeyi seviyorum arkadaşım, et yemek güzel bir şey söyleyen, ister istemez buna mecbur kalan başka bir dil. Bu ikisi arasında sıkışmış, aslında sorulan tonlarca ya da sorulması gereken tonlarca soru var. Ama o soruları sormuyor ve cevaplarını bulmuyoruz. Kitapta Jonathan bize vejeteryan olmamız gerektiğini ya da vegan olmamız gerektiğini söylemiyor ya da böyle bir şey düşünmüyor. Sadece buradaki sorulması gereken o bütün soruları sorup bizi bu konuyu anlamayla alakalı yepyeni bir evrene davet ediyormuş gibi görünüyor. Gerçekten de bunu böyle pratik araştırmalar yaparak biriktirmiş. Bunu sorguladığı temel kültür Amerika Birleşik Devletleri, ama işte 2009 yılında kitabı yazmış. O zamandan bu zamana gerçekten Türkiye'de de belirgin bir şekilde bu soruları sorup cevaplarını aramamız gereken bir hikayeymiş gibi görünüyor. Hayvan yemenin kendisi baştan sona bir sorgulanması gereken bir hikaye. Vegan kelimesinin Türkiye'de tuhaf bir karşılığı var. Aslında çok az sayıda ve marjinal sayılabilecek bir yemek kültürü. Çok az sayıda insanın uyguladığı ve gerçekten marjinal sayılabilecek bir kültür. Fakat buna rağmen özellikle kadınlar üzerinde çok yüksek bir bilinirliği, hatta duyarlılığı var konuyla alakalı. Sosyolojik olarak çözümlenmesi gereken hikayelerden bir tanesiymiş gibi görünüyor. Çünkü bu kadar marjinalmiş gibi görünen ve az sayıda insanın uyguladığı ya da uygulayabildiği bir kültür nasıl oluyor da bu kadar yaygın bir şekilde bir bilinirlik oluşturabiliyor? Ve bu böyle bir duyarlılık, bu bilinirlik sadece şey bir bilinirlik değil, ha ben vegan nedir biliyorum değil, vegana sempatiyle bakıyorum ya da vejetaryen beslenmeye sempatiyle bakıyorumla alakalı genel bir algı oluşuyor. Şunu fark ediyorum, bu önemli bir zeminmiş gibi görünüyor. Kadın erkek eşitsizliğindeki dengeyi kadının bir tür kendisine yeme içme politikası üzerinden yeniden tanımladığı bir alanmış gibi görünüyor. O yüzden kadınların çok duyarlı olduğu, hassas olduğu, anlamlı olduğu, derin bilgiler bildiği ve burada kültür üretebildiği bir alanmış gibi. Beslenme üzerinde, kadının üzerinde iyi şeyler söyleyebildiği, kolay şeyler söyleyebildiği bir kültür. Ve aslında bakarsanız kadının ürettiği bir kültür başlı başına. Ve bu kültür üzerinde söz sahibi olmak ve bu kültür üzerinde geliştirici, devinen ve nasıl bir döneme doğru dönüşeceğini belirleyen bir pozisyonda olmak önemliymiş gibi görünüyor. Genel kadın duyarlılığını vegan kelimesi ve altında vejetaryen ve yeni dönem beslenme kurallarını getirdiği duyarlılığın bu temelden kaynaklandığını fark ediyor ya da düşünüyorum. Şimdi bu kitapla beraber Jonathan bize şöyle bir şey yapmış. Yani vejetaryen olun ya da işte hayır vegan olun ya da bunu yapmalısınız, bunu yapmamalısınız gibi hiçbir şey söylememiş. Zaten bu çatışmalı dilden çıktığı için kitap çok daha anlaşılır, başka bir şeye doğru yönlendiriyor bizi. Benim ilk fark ettiğim, ilk anladığım şeylerden bir tanesi, yeme işi, yemek yeme işi yediğin nesnenin dışında aslında yediğin alan ve yediğin insanlarla ilgili bir kültürle alakalı. Bu çok belirleyici. Homo sapiens sapiens olarak bizim milattan önce işte 10 binler, 100 binlerce yıl geriye dönük araştırmasını yaptığımızda aslında et yeme kültürü bizim hayatımızın şimdiki kadar geniş bir alanını kaplamıyor. Et hep var ama yani hani çok çok daha küçük bir bölümünde var. Hala baktığımızda primat yeme davranışları içerisine baktığımızda onların hayatında da öyle. Ama var, kesinlikle yeri var ama hani bu kadar geniş kapsamlı değil. Bu süreç oradan çıkıp da şimdiki yaşadığımız döneme kadar geldiğinde tuhaf bir şekilde hızla genişleyerek büyüyor. İşte et yemenin bir tür prestij olması ya da eti daha lezzetli buluyor olmamız ya da etin bundan önceki dönemde göreceli olarak daha az bulunuyor olmasından kaynaklı şimdi daha değerli oluyor olması, eti bir meta olarak tekrar işte kapital bir dünyanın içerisinde işletmecilerin eline bırakılıp belli bir sonuca doğru yönlendirilmiş bir nesneye dönüştürüyor.
karmaşık bir tanımlama olmasın, burayı önemsiyorum. İşletmeci mekaniğiyle sürece baktığımızda doğası gereği insanlar et yemeyi istiyor, onlara et üretmemiz gerekiyor mantığını doğuruyor. Et üretmemiz gerekiyor da rekabetin getirdiği koşullardan kaynaklı kesinlikle bu ürettiğimiz etler daha ucuz olmalı. Hatta daha ucuz olmalı, daha ucuz olmalı gibi bir pratikle davranılıyor. Böyle olunca bir et sanayi oluşuyor. Bu et sanayinin oluşması ve insanlara ulaştırmayla alakalı lojistiğin kendisinin arka tarafta ne büyüklükte bir devasal forma döndüğünü fark etmeye fırsatımız olmadan son yüzyılın içerisinde biz ete ulaşabildiğimiz, eti yiyebildiğimiz, etle hayatımızı renklendirdiğimiz, statülerimizi aldığımız bir döneme doğru gelmiş oluyoruz. Evet, ete ulaşmak artık göreceli olarak daha ucuz, maliyetleri daha katlanılabilir maliyetlermiş gibi görünüyor. Fakat bunun sonucunda bize bu kadar yakın yerde, mesela hiç düşünmeden arka tarafta bizim o gün içerisinde etsiz yemek sevmiyorum abi, yani hani kesinlikle yiyeceğim şeyin içerisinde et olmalı cümlesini barındıran cümlenin arka tarafta ne kadar büyük bir sanayiye karşılık geldiğini hiç fark etmemişiz. Ben de bu arada bu kitabı okuyana kadar hiç fark etmemiştim. Yani 100 gramlık bir etin 165 metrekarelik bir alana ihtiyacı olduğunu, İşte su tüketiminden sera emisyonuna kadar bir sürü şey üzerinde çok devasal bir etkisi olduğunu fark etmek çok şaşırtıcı. Ve dünyanın çok büyük bir kısmı çok yüksek oranda et tüketiyor. Bu arada Türkiye olarak şaşırtıcı, biz et severiz falan falan ama dünyada et tüketiminde o kadar da önde ve belirgin seviyede değiliz. Yani bizde yıllık 10 kilo ile kişi başına düşen et 10 kilo ile 50 kilo arasında değişiyormuş gibi görünüyor. Birleşmiş Milletler gıda araştırmalarının içerisinde. Dünyada 100 kilo, 150 kilo, 155 kiloya kadar yıllık tüketimi, yani her gün yarım kilo et yiyen ülkeler var. İçerisinde böyle bir tüketimin olduğu ülkeler var. Bir kere böyle bir sanayinin doğmuş olması arka tarafta, yani etin bir hayvandan elde ettiğimiz, bir hayvandan aldığımız, hatta bir hayvanın bedeni olduğu bilgisinin gizlendiği, kapatıldığı, bir sanayiden bir ürün gibi paketlenmiş bir nesne olarak geldiği bir döneme geldiğimiz için et çarçur edilebilen, masada atılabilen, değeri göreceli olarak ödediğimiz bedelle hemen karşılanabilen bir şeye dönüşüyor. İşte bu dönüşüm o etle aramızda, hayvanla aramızdaki bağı tuhaf bir şekilde birbirinden uzaklaştırıyor. Bir taraftan baktığımızda hayvanları çok seviyoruz, önemsiyoruz. Kuzuları şeyde gördüğümüzde çok beğeniyoruz. Ama bir taraftan da marketten gittiğimizde etleri alıyor, tabağımızda bir kısmını yiyor, bir kısmını beğenmediğimizi söyleyerek atabiliyoruz. O aradaki bağ kopuk, yani yediğimiz etin bir hayvanın bedeni olduğu hissi, bağı kopuk. Ve bu hissi hatırlayınca insan bir huylanıyor konuyla alakalı. Ben bir et severim. Kitabı okuduktan sonra vardığım hikaye seçici hepçilim diye tarif edebildiğim bir hikaye. Bu arada bunun üzerinden de birkaç dakika bahsetmek istiyorum. Bu ne demek ya da nereye doğru gidiyor? Yani hem et tüketiyorum hem sebze tüketiyorum ve bunu önemsiyorum. Hayvansal gıdaları da tüketiyorum. Ama burada seçici bir unsurda olup bunu azaltmayı göze almazsak, hani bunu sıklıkla birçok açık beyin içerisinde bahsediyoruz, yani yavaşlamak ve azaltma bu dönemin ana unsurlarından bir tanesi. Cesaret göstermemiz gereken başlıklardan bir tanesi. Bunu azaltmayı göze almazsak devasal bir problem varmış gibi görünüyor arka tarafta, fabrikasyon et üretimi ile alakalı. Şimdi bu problemlerden bir tanesi, hayvanlar bizim gibi duygusal canlılar. Bu arada hayvanlarda mesela en büyük eziyet çeken gruplardan bir tanesi, sesini duymadığımız için davranışla kendini ifade etmede göreceli olarak bizimle aynı fiziki özelliklere sahip olmadığı için balıklar sanki bu hayvanların içinde değilmiş gibi görünüyor. Böyle değil. Aslında balıklar da dahil olmak üzere gayet duygusal, sosyal özellikleri olan, seven, kızan, ürken, korkan canlılar. Ve bu canlıları sanayi tüketiminin içerisine aldığımızda tüm duygusal özelliklerini yokmuş gibi göz ardı ederek davranıyoruz. Onları küçük hücrelerin içerisine koyuyoruz. Hızlı bir şekilde etlenebilmeleri için az hareket ettirtiyoruz. Onları antibiyotiklerle besliyoruz ve bingo, birinci başlıklardan bir tanesi bu antibiyotikleri sonrasında o hayvan üzerinden biz tekrar yiyoruz. Ve antibiyotik direncimizin belirgin bir şekilde zedelenmesinin temel kaynaklarından bir tanesiymiş gibi görünüyor. Hayvanları duygusal olarak yüksek stres altında bıraktığımız gerçeğini kabul etmediğimiz, göz ardında tuttuğumuz, perde arkasında tuttuğumuzda bir başka hikaye. Aslında birçok veganın masada agresif bir şekilde kızgınlık oluşturması et yemeğiyle alakalı çoğunlukla bu hikayeye dayanıyor ve bence çok gerçek bir duygusal zeminmiş gibi görünüyor. Çünkü yani
onu önemsediğimiz bir hayvan olarak, bir canlı olarak sokakta rastladığımızda onu özendiğimiz, önemsediğimiz bir canlıyı ya da önemsememiz gereken bir canlıyı, o bir canlı dünyada ve onunla bu dünyayı paylaşıyoruz aslında. O canlının kendisini karmaşık ve kapital bir işletmeciliğe dayalı beslenme düzeninin içerisinde sanki o bir yönlendirmesi, yönetilmesi gereken bir makine, bir maddeymiş gibi davrandığımız ve hislerini, duygularını hiçe saydığımız bir düzenek başlıyor arka tarafta. Bu kaçamayacağımız bir gerçeklikmiş gibi görünüyor. Bendeki hissettirdiği şey şu, nasıl işte 1600-1700'lü yıllardaki kölelik dünyada makul görünüyordu ve bu entelektüel anlamda tartışılabilen bir şeydi. Yani Afrika'dan Amerika'ya taşınan insanlar pamuk tarlalarında, şeker tarlalarında köle olarak çalıştırılıyordu. Ve onların ırksal ya da çeşitli nedenlere dayalı biçimlerde onların zayıf canlılar olduğu kabul ediliyordu. Hani bunu şimdi baktığımızda ne kadar tuhaf geliyor bu duygu, bu bilgi. Yani hani ne kadar gerçek dışıymış gibi geliyor, ne kadar ilkel bir duyguymuş gibi geliyor. Bugünlerde hayvanlarla ilişkimizin de aynı ilkelliği barındırdığını fark ediyorsun yapının içerisinde. Bunun içerisinde anlamlı şeylerden bir tanesi, az önce cümle olarak söylediğim, yemek yemek aslında yediğimiz şeyle ilgili değil. Yemek yemek yediğimizi yediğimiz zamanki yaşadığımız kültürle ilgili. Bu kültürün nasıl oluştuğunu, bu kültürün nasıl evrilmesi gerektiğini, neye dönüşeceğini düzenlemek bizim elimizde. Yani biz bunu belirleyerek ve yönlendirerek anlamlı ve lezzetli hale getirebiliriz birçok şeyi. Yani biz reklamcılıktan kaynaklı işte hangi ürünlerin hangi mekanlarda nasıl tutulduğu, niye tutulduğu, restoranların niye onları beğenildiği, beğenilmediği ilgili yaptığımız çalışmalarda fark ettiğimiz şeylerden bir tanesi, yemekte damak tadıyla ayırt edilebilecek kadar kaliteli bir şey yapıyor olmanın sınırı belli. Asıl hikaye ambiyansı doğru organize etmekle alakalı. Ve asıl hikaye, asıl lezzetli öykülerden bir tanesi de işte o sosyaliteyi organize etmekle alakalı. O yüzden işte yılbaşında, bayramlarda, ailenizin özel fertleriyle bir araya geldiğiniz zamanlarda yediğiniz yemekler çok lezzetli. O yüzden emek sarf ederek bir tepeye çıktığınızda, işte doğayla karşılaştığınızda, ormanların içerisine gittiğinizde, çok eski bir dostla karşılaştığınızda yediğiniz ya da içtiğiniz basit bir şey çok lezzetli. Onun haricinde işte ortalama bir zamanda belki de damak tadı olarak çok daha kaliteli bir şey tüketiyor olabilirsiniz. Onu fark etmeye fırsatımız olmuyor çünkü insanların büyük bir kısmının tad alımı sınırlı. Hepimizin, büyük bir kısmımızın tad alımı sınırlı. Ve bu sınırlılıkla öteki tarafı birbiriyle bağdaştırmamız gerekiyor. Yani şu cümle gerçekten benim bu kitapla beraber ikna olduğum cümlelerden bir tanesi. Yediğin şeyi lezzetli kılan kesinlikle ve kesinlikle sosyal örüntüsü ve neyi nasıl yaşadığınla alakalı. Yani şunu fark etmek gerekiyor. Et olmadan yemek lezzetli olmuyor bir yanılgı yaşadığımız. Yediğimiz yemeği lezzetli kılan şey kimlerle beraber yediğimiz, hangi ortamda, hangi ambiyansta yediğimiz, hatta ne kadar aç olduğumuz. Bunu da açık beyin içerisinde sıklıkla telaffuz ediyoruz. Çok da anlamlı buluyorum, değerli buluyorum. Acıkmayı yönetmek yemeğin tadını arttıran, lezzetini arttıran şeylerden bir tanesi. Bunun yanında önemli başlıklardan bir tanesi de şu. Herhangi bir hayvana ama sokakta rastlayabileceğiniz herhangi bir kediye, köpeğe, kaplumbağaya, kuşa zarar vermek midemizi kaldırabileceği bir şey mi? Hani onu öldürmek, şiddet uygulamak vesaire falan. Şimdi bunu tamamen hemen hepimizin, bunu izleyen hemen herkesin büyük bir refleksle hayır, kesinlikle hiçbir hayvana zarar vermek istemezsiniz. Hatta zarar verildiğini görmek de istemezsiniz. Bu bir kabul durumu. Fakat sanayi tipi et üretimi bunun sanayi tipi olmasından kaynaklı, yani sanayiyle çoklu bir yapıda üretiliyor olmasından kaynaklı, çok ciddi sayıda bir oranda hayvana belirgin bir şekilde şiddet uyguluyor, zarar veriyor. Ve biz bunu görmediğimiz için aynı zamanda hani o görünmezlik perdesinin arkasında yokmuş gibi davranma hakkına sahipmişiz gibi oluyor. Bu da acayip bir yanılgı. Bu kitabın içerisinde fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Yani normalde kesinlikle yapmayacağım, yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceğim şiddeti aslında tavuk yerken ya da işte et tüketirken farkında olmadan destekliyoruz. O eti, o tavuğu o fiyata alabilmenin zaruri koşullarından bir tanesi, ortalama %10 ile %20 arasında hayvana şiddet uygulanmasını içeriyor. Ve gayet hani büyük bir şiddetten bahsediyorum. Yani hani öldürülmelerinde, işte onların beslenmelerinde, kalmalarında, onların çok canlarının yandığı, duygusal anlamda şiddete maruz kaldıkları, fiziki anlamda şiddete maruz kaldıkları bir dünya var. Bunu görmemiş olmak
bundan hani gözümüzü kapatarak böyle bir şey yoktur ya diyerek buna devam ediyor olmak bizi bundan kurtarmıyor. Bunu fark edersek eğer yeme kültürümüzün istesek de istemesek de hem çevresel nedenlerden kaynaklı hem kendi yapımızın niteliğinin gelişmesinden kaynaklı, insan olarak, kültür olarak daha fazla şeyi fark ediyor olmazların olduğundan kaynaklı, yeme içme kültüründe bir değişiklik yapmaya doğru gidecekmişiz gibi görünüyor. Şimdi bu yeme içmeyle ilgili yapacağımız değişiklik bugünden yarına, o zaman et yemeyelim sertliğinde olmalı mı emin değilim. Bunu yapan insanları ne yargılıyorum ne de hani pozitif negatif bir bakış açım yok. Ama burada önemli olan hani benim kendi tavrımı belirlemekle alakalı ve bu kitap bu tavırla alakalı beni bir eyleme doğru sürükledi. Bunun üzerine düşündüğünde ister istemez bir sonuca doğru gitmek zorunda kalıyorsunuz. O da şu, konuşmanın başlangıcında bir yerde bahsettim. Eti sanayi tipi üretimin içerisinden almaktansa eti daha seçkin, daha az sayıda hayvanın daha sağlıklı bir ortamda serpilerek büyütüldüğü yerden almaya yönelmek. Yani bu konuda seçici olmak bizim için çok güzel gidebilecek ilk adımlardan bir tanesiymiş gibi görünüyor. Çünkü hayvan tüketmenin dünya üzerinde insan sosyal ilişkilerin içerisindeki yerini nasıl bir davranışa, nasıl bir ekonomiye, nasıl bir döngüye neden olduğunun büyüklüğünü fark edememek ve bunun bizim üzerimizdeki negatif etkilerini görememek, bundan gördüğümüz zararla baş edemediğimiz bir dünya yaratıyor bize. O yüzden adım adım bireysel olarak hani birazcık bunu hissedip, sezip, onun üzerinde yeni bir kültüre doğru evrilmemiz gerekiyormuş gibi görünüyor. Bu kadar basit bir kitabın, göreceli olarak ince bir kitap bu arada, 8-8,5 saatte Storytel'de bize bu konuyu bütüncül bir şekilde anlatıyor. Hem de çatışmalara sırtını dayamadan anlatıyor. Ya biz şimdi bunu fark edeceğiz ve yeme kültürümüzde değişiklik yapacağız ya da istesek de istemesek de önümüzdeki yüzyıl bize bu kültürü değiştirmek için baskı yapacak.